Şey, ben kapıda buldum da üşümüş herhalde ya da acıkmış. Baksana suratı çok güzel. Ufaklık. Senin ne işin var burada? Ece. Ece ben. Suratına ne oldu senin? Bu gece ziyaretçimiz çok. Ve her gelenin bir meselesi oluyor işte. Ne yapacaksın? Sarhoş musun sen? Bayağı sarhoşum. Var mı yarına falan bakacak edecek birisi? Kesin pişman olacağım. Kesin pişman olacağım ama gel bakalım seni kurtaralım. Seni şimdi buraya bırakıyorum. Ama saklan, tamam mı? Bununla uğraşılmaz. Kaç aşağı, kaç aşağı. Evren, bir ecza dolabın falan var mı? Banyoda falan hani olabilir. Ne yapacaksın? Ecza dolabını. Ne yapayım? Hobi olarak soruyorum. Ne yapacağım? Kaşın kanıyor. Sana ne bundan? Sana ne? Yok, ben kesin çok pişman olacağım ama... Neyse. Etraflarında bin kişi var. Ölseler bir kişinin bile umurunda değil. Temizleyeceğim dedim ya. Bir de kendine gelirsen acil konuşmamız gereken şeyler var. Dur bakayım. Derin videoyu Kerem'e vermiş. Sonuçlarına da katlanacaksınız. Yağız yaptı değil mi sana bunu? Bunun hiçbir önemi yok. Bundan sonrası benden çıktı. Ufaklık. Yavaş. Acıdı mı? Acıcak birazcık. Dayan. Geçer. Çok kötü kokuyor. Çocukken de nefret ederdim bunun kokusundan. Annem böyle ne zaman düşsem dayardı dizime, bacağıma, koluma. Hem de böyle kokardı. İlaç işte. Ya siz niye sürekli benim kucağıma bayılıyorsunuz? Biri kriz geçirir devrilir, biri içer içer devrilir. Sen de herkese hasta bakıcılık etme. Yardım etmeyeceğim diyorum. Hala inatla yer temizliyorsun, yanımda duruyorsun. Durma. Git. İstediğini alamayacaksın.
Sana kimse karşılıksız bir şey yapmadı değil mi? Evren, ben bugün buraya babam için geldim. Bir kaza geçirdi. Yani belki Yağız'la bir ilgisi vardır diye. Belki sen bize yardım edebilirsin diye. Ama önemli değil. Yani yardım etmek zorunda değilsin. Hiçbir şey zorla değil. Sen bana yardım etmesen de ben yine de senin yaranı temizlerdim. Çünkü ben böyleyim. Yalnız kalmasına gerek yok. Yaptıklarımın bir anlamı vardı dersin. Gerçi ben sana niye anlatıyorsam bunu, senin için neyin anlamı var ki? Ne demek ya bu şimdi? Anladın ne demek olduğunu. Bir dakika, sen banktaki durumu söylüyorsan onun bununla bir alakası yok. Çünkü o anlık bir şeydi. Ben de onu diyorum işte. Onun bir anlamı yoktu, bunun da bir anlamı yok. Derin, doğum gününde ne konuştuysak o. Sen ne istediğini bilmiyorsun. O yüzden senin için hiçbir şeyin bir anlamı yok. Her sen biliyorsun ama ben hiçbir şey bilmiyorum, öyle mi? Ya belki benim doğrum budur. Belki benim insanlara güvenmem zordur ama ben buna rağmen çabalıyorumdur. Belki ben de sevdiklerimi korumaya çalışmışımdır. Nereden biliyorsun? Olamaz mı? Bence açabilirsin artık farları. Kaçmıyoruz, dönüyoruz. Hatta geldik. Döndüğümüze göre kaçtık demektir Evren Bey. Bunu öğrenmelerini istemeyiz. Kendini mi koruyorsun dedim. Ben değil mi? Ben. Yok ya. Senle uğraşılmasın. Asıl senle uğraşılmaz derin. Sen insanın başına dertten başka bir şey açmazsın. Bizim cinsimiz başka. Derin. Böyle giderse kavganın sonu gelmez. Bu mesele de çok büyük. O zaman sen de uzak dur. Eğer sende varsa
Ya ne oldu bir söyle. Ya Derin... okuldan kızlar bize çıkalım demişti de. Beni de Derin'in arkadaşı sandılar. Doğum günde birlikte oturmuştuk. Ben de çıkalım deyince geldim ama... Derin diyordun. Ya pek iyi değil. Biraz fazla içti galiba. Bizden de herkes gitti. Bir tek ben kaldım. Ben de seni eve bırakayım falan dedim ama dinlemiyor. Hani belki Evren falan gelirse. Neredesiniz? Ya sen, Kerem. Evet. Nereden geldin ya? Ama gitmemiz lazım artık, hadi. Aa, dur bir dakika. Ama ne yapayım? Misin dansını da? Kadın eğlenecek, sen niye zorluyorsun ki ya? Medeniyetsiz misin? Ya kardeşim, her şeye duyar kasmayın. Hadi, hadi ya. Derinciğim, tamam. Nasılsın lan? Haydi görüşürüz. Herkesin nefes. İyi misin? İyiyim, uykum var. Öyle hemen uyuma. Ha, evi tarif edeceksin ya bana. Ev hangiydi? Anladım ben seni, tamam. Güzel. Geç olduysa kusura bakma. Otelde iş var mıdır diye sormak için hatırlatmak istedim. Belki bir şey çıkar. Sorumluluğa mı ufaklık? Ben o adam değilim. Sorumluluğa mı? Gereken yer. Bak dur, bir şey söyleyeceğim. Bak insan işte en gelmem dediği yere geliyor, yapmam dediği şeyi yapar. Bir felsefenin sırası ya. Değil. Bir dur. Çok karanlık, ne yapayım? Tamam gel hadi, yukarı çıkacağız. Hocam geldik mi? Geldik. Thank you.
sesler geldi, uyandım. Şey, su almaya çıkmıştın mı? Ha. Su almaya üstünü giyinip gidiyorsun. Ben ders çalışıyordum, daha yatmadım ama. İyi. Yat artık. Sabah olacak neredeyse. İyi geceler. İyi geceler. Kerem. Uyu. Ben çok özür dilerim. Benim başka çarem yoktu. Yoksa yapmazdım. Neyi yapmazdın? Sen haklıydın. Bizim cinsimiz başka. Benim yerimde sen olsan, benim yaptığımı yapmazdın. Başka çaren olsa da olmasa da. Neyi yapmazdın? İçmeyi de öğretmek lazım. İstersen. Bende de var ya, doktor bunu verdi. Çok iyi. Bir iki güne hiçbir şeyin kalmaz. Sen bunu al, ben yenisini alırım. Sen de dursun. Teşekkür ederim. Siz iş birliği yaptınız değil mi ufaklık? Ha? Kerem. Hey. Yaz. Ben nasıl geldim buraya? Anlatacağım.
Bak olaysız geldik, olaysız gidelim. Biraz sessiz ol lütfen. Sen nereye? Sessiz ol, geleceğim. Yatmışsın ya bana şu otel işiyle ilgili. Aha. Hani dedin ya güvenilir bir yer olması lazım diye. Sen belki biliyorsundur, yardımcı olursundur diye. Tamam işte bildiğim yer güvenebilirsin. Birazdan konum atacağım sana. Gidersin başlarsın bugün. Hadi görüşürüz. İsmi? Bilmem. Gidince sorarsın. Çok sağ ol. Evren çok teşekkür ederim. Önemli değil. Arada beni işte bulmuş. Beni mi düşünüyor yani şimdi? Hazır mısın? Afiyet olsun. Kimin arabası bu? Dedemin. O yüzden bir an önce yerine geri koymam gerek. Niye? Çaldım gibi oldum biraz oldu. Bütün gece benle uğraştın. Üstümü örttün. Koltukta kıvrılmıştın sabah. Ha bir de üzerine hırsızlık. Adrenalin diyelim. Büyük borçlandım sen. Yok, asla. Yok, düşündüğünden fazla. Çünkü sen en savunmasız halimde beni korudun. Başka ne yapacaktı? Bu gece benimle kışa merhaba der misin? Yok ben öyle şeylere merhaba demiyorum. Şimdi davet edersin ben gelirim yüzüme bakmazsın falan yaşandı bunlar daha önce. 8'de. Benim için çok önemli. Niye? Çünkü artık ne istediğimden çok eminim. Ve sana da akşam söyleyeceğim. Eğer gelirsen tabii. Ama ben yine de bekleyeceğim. Söz. Söz. Evet söz. Sen. Söz. Ben. Şoförlük mü yapacaksın diyordun. Gayet de yaptın. Güzel oldu. Daha fazla utandırmasan mı beni? Niye utanıyorsun? Bir de soruyorsun. Sen dün gece yiyorsan dün gece çok tatlıydın. Yani normal halindense dün geceki halini tercih ederim. Neden? Yani şimdi nasıl gözüküyorsan dün gece de öyleydin. Böyle doğal, filtresiz. Bir şey mi dedim Kerem? Saçmaladın ama bir yerde çok doğru şeyler söyledin. Ne dedim? Sen haklıydın dedim. Hangi konuda? Yani onu tam olarak anlamadım. Ama herhangi bir konuda bana hak vermen güzel, hoşuma gitti. tamam seni de güldürdüysek göre tamam. Ben gideyim artık. Sen de oyalanma falan.
fazla. Tamam baba. Eyvallah. Çantan. Geç bırakayım seni. İstemez. Geç. İyi. Nasıl dersen. Gerizekalı. Zaten bir siz iyisiniz. Senin çevrendekiler iyi, bir ben kötüyüm değil mi? Sizin gözünüzü artık gerçekten açmak lazım ya. Komple açmak lazım sizin gözünüzü artık. Seni. Attılar işte beni, tamam mı? Neden attılar? Ne yaptın ki? Ne mi yaptım? Ben mi yaptım? Ben ne yaptım biliyor musun Evren? Ben sadece işimi yapmaya çalıştım ama o adam... Hangi adam? Artık bana ne olduğunu söyleyecek misin Ece? Ondan başlarmış. Yapmaya çalışırken... Benim... Kim yaptı söyle. Bilmiyorum kim. Görsen tanırsın onu. Görmek falan istemiyorum Evren. Sadece çantamı alıp defolup gitmek istiyorum buradan. Bunu hak olunca bar bar bağırıyorsun, şimdi mi susacaksın? Söyle kim? Aynı şey değil. Ben daha önce böyle bir şey yaşamadım Evren. Bak kimse duymayacak, tamam mı? Hele babamla Kenan denilirler yoksa. Ben... Duydum ama Ece. Ve sen kim olduğunu söyleyene kadar ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Söylemeyeceğim. Ben... Sen korkuyorsun. Utanıyorsun. Sen adalete düşkünsün, söyle. Kim? Hak eden Nur utansın, söyle. Evren Bey, hoş geldiniz. Arif varmış. Bela hangisi? Şu nasıl? Arif Bey. Evren ben. Sizin burada olduğunuzu öğrenince ben bizzat gelip selam vermek istedim size. Sen İbrahim'in oğlu. Ne istiyorsun? Bak. Görüyor musun? Senin yaptığından o utanmış biliyor musun? Yoksa benden beter ederdi seni. Sen bir şey yapmadın. Sen onu tanımıyorsun. Bir şey yapmadım diyorum. Ben de bir şey yapmayacağım. Ben de yaptım, bırak beni. Bırak. Ben şiddet sevmiyorum. Ve beni buna zorlayanlardan nefret ediyorum. Beni bu hale getirmeyin. Ben bir noktadan sonra çok zor duruyorum. Evren. Evren yeter.
olacak bir şey olmadığını biliyorum. Ama diyorlar ya hani, niye korkuyorlar, niye saklıyorlar diye. Anladım işte ben de. Benimki başkalarının yaşadığının yanında belki de ufacık bir şeydi ama... Ama ben bile... Korktum işte. Ne saçma değil mi? Saçma. Çok saçma. Bunlarla dolu her yer. Babaannem de öyle diyor. Her yerdeler. Savaşmak boş. Diye. Doğru. Boş. Peki sen niye böyle bir şey yaptın? Yani bu kadar büyük bir şey benim için. Başlayacağım işine ya. Benim çalışıyor olmam lazım, senin burada olman lazım. Evet, güzel. Konseptli parti. De, nereden bulacağım ben o kızı? Kerem? Çekiyor gibi. Çünkü bugün öyle olması gerekti. Geliyorum ama çok pardon. Eğer işin varsa... Yok, hemen geliyorum. Kimle konuşuyorsun? Ece. Evren iş mi bulmuş, ne yapmış? Ben de evdekilere yalan söyledim ama halletmeye çalışıyorum. Evren iş mi bulmuş Ece? Evet, otel mi dedi, bir şey dedi. Zaten mekanın yerini öğrenmek için aradım da o da açmadı. Merak etme, korkma. Yani Evren eğer bir şey yapıyorsa birisi için bu şey muhakkak iyidir. Çünkü ya hiçbir şey yapmaz ya da en iyisi. İyi tanıyorsun. Sen kıskanç mısın ya? Asla. Yok, bayağı bayağı kıskançsın. Kıskanç olsaydın eğer sana türlü türlü sorular sorardım. Ne gibi sorular? Ne gibi sorular? Yağız'la aranızda tam olarak ne var? Yani sevgili miydiniz yoksa sadece bir yemeğe mi çıktınız? Yemeğe çıktıysanız niye böyle bir kriz yaşadınız? Bir de Evren meselesi var. Evren niye her yerde? Niye her yerde seni savunuyor, senin için kavga ediyor?
Ayrıca Yağız'dan niye özür diledi? Yani seni korumak için yaptım dedim ama benim korunmaya ihtiyacım yoktu. De Yağız nerede? Her yerde peşinde olan insan niye bugün burada değil? Ya bir tane özürlerim vazgeçti senden. Bir de neyi düşünürsen ölürsün. İyi ki kıskanç değilsin. Yani yoksa çok zor bir insan olursun. Yani. Bir şeyler içelim o zaman. Olur. Bu mu parti? Ha yok. Daha başlamadı. Açılıştan sonra başlayacak. Ama sabaha kadar müzik devam eder. Buranın olayı ne? Yalnız etraf biraz kalabalık. Yani? Yani yalnız başımıza bankta iki kişi otururken bir anlamı yoktu deyip geçmek var da. Şimdi bu kadar insana hesap vermek zorunda kalırsın. Sevgili zannederler beni. Bunun bir anlamı olmaz. Ama elini tutarsan olur. Peki. Ben bu defa hislerimden çok eminim. Ne değişti?